Herkese yeni videodan merhaba, selamlar. Bu videoda AirPods Pro 2. nesil uzun kullanım testiyle karşınızdayım. 1 yıl 1 ay kadar bu kulaklığı kullanıyorum. Kulaklığın artılarından ve eksilerinden sizlere bahsedeceğim bu videoda. Umarım beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Az önce bahsettiğim gibi yaklaşık 1 yıl 1 aydır bu kulaklığı kullanıyorum. Hatta daha önceden AirPods Pro 2. neslin kutu açılış videosunu ve 1. neslin kutu açılış videosunu da mutlaka kartlar kısmına bırakırım. Yukarıdan izleyebilirsiniz ya da açıklamalara da eklerim. Oradan da göz atabilirsiniz bu kulaklığa. Birçok videomda Apple ekosisteminden zaten bahsetmiştim. Videoyu uzatmamak için bundan bahsetmeyeceğim. Ekosistem için tabii ki de bir AirPods kulaklık Siri'nin de desteğiyle birlikte gerçekten iPhone'larda ve diğer Apple ürünlerinde çok iyi işler çıkartıyor diyebilirim. Öncelikle malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Bir önceki nesildeki görüntüyle hemen hemen aynı zaten. Ufak tefek farklılıklar var görünüm açısından. Şöyle kutuyu da açtığımda şu şekilde görebilirsiniz. Zaten bunu da 1. nesil ve 2. nesil kıyaslama videosunda sizlere bahsetmiştim. Kutumuzun alt tarafında yine Lightning üzerinden kutumuzu şarj edebiliyoruz. Dilersek de MagSafe ile şarj edebiliyoruz. Bu kutuya bir yeni güncelleme geldi. Artık Apple biliyorsunuz ki yeni iPhone'larda Type-C kablolara geçiş yaptı. İsterseniz kutuyu ayrı bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Ama çok pahalıydı. 3700 lira olması lazım. Yani ayrıyetten sadece Type-C'ye geçiş yapmak için de bir kutuya 3700 lira vermek aslında çok mantıksız benim için. Zaten bir önceki videoda da fiyatından bahsetmiştim ürünün. Neredeyse ürün fiyatınaydı. Tabi şu anda daha pahalı AirPods Pro 2. nesil. İsterseniz de yenilenmiş versiyonu, yani sadece dediğim gibi kutusu Type-C modele geçti. Dilerseniz Type-C olan kutulu modele de göz atabilirsiniz ama Type-C'den şarj etme dışında herhangi bir farklılıklar yok benim bildiğim kadarıyla. Eğer bir hata yaptıysam da buraya bir yere mutlaka görselle koyarım. Siz de incelersiniz. Yorumlarda lütfen siz de belirtin. Hayır öyle değil, değişiklikler oldu diyebilirsiniz dilerseniz. Bunun dışında sağ tarafında ip takıp çantanıza vesaire aksesuarlarınıza bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Açıkçası ben böyle hiç kullanmadım. Normal kılıflarla birlikte kullandım. Hatta gösteriyorum hemen size. Evet geldim. Aslında 1. nesil için uygun, 2. nesil için uygun değil. Daha tam 2. nesil için bir kılıf almadım. Apple'da satılan bir ürün. Su geçirmiyormuş. Öyle bir vaadi var. Şöyle hatta şarj kısmında kapatıyor. İsterseniz buradan böylelikle açıp şarj edebiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi MagSafe ile şarj edebilirsiniz. Plastikleri çevirip kutuyu bu şekilde açıp kulağınıza, kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Aksesuar kısmında bu şekilde farklı farklı kılıfları kullanıp deneyebilirsiniz. Ben açıkçası 1. nesildeki kılıfla devam ediyorum şu an için. Kulaklıkta maalesef başıma kötü bir şey gelmişti. Pantolonumun cebinde bu kulaklığı az önce gösterdiğim kılıfla birlikte kulaklığım yıkandı. Ama kılıf su geçirmez olduğu için de kulaklığıma herhangi bir zarar gelmedi. Siz yine de denemeyin. Yani kulaklık sonuçta sadece tere dayanıklı ve hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı. Hatta IPX7 değil IPX4 sertifikasına sahip bu kulaklık. Yani su geçirmez değil. Su geçiriyor arkadaşlar. Sakın böylelikle yağmurlu havalarda ya da çok yoğun terli antrenmanlarda kullanmanızı açıkçası çok fazla tavsiye etmem. Zaten kulak ergonomisi olarak da kulak içi kulaklığı sevmeyen insanlar için açıkçası çok uygun bir kulak değil. Bir süre sonra zaten sizin başınızı ağrıtıyor gibi oluyor. Hele hele ki gürültü engelleme modunu da açık kullanıyorsanız. Dediğim gibi alt kısmında mikrofon geldi. Mikrofon özelliği de gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani aslında bu kulaklık bir AirTag. Bir önceki videomda bahsetmemiştim. Kaybettiğinizde bul uygulaması üzerinden kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Hatta bir ses testini tekrar bir yapmak istiyorum sizinle. Şimdi bul uygulamasını açıyorum. Burada aygıtlar kısmına geliyorum ve AirPods'u seçiyorum. Ses çal diyorum. Bul uygulamasını da açtım ama yön tarifi alamıyor şu anda nedense. Çok şaşırdım açıkçası, ilk defa bağlanmadığını fark ettim. Şöyle gösteriyorum hatta sizlere. Şu anda bulamıyor. Bir herhalde eşleştirme sorunu oldu. Şöyle hemen Bluetooth'umu açayım. Şu anda gürültü engelleme modu açık. Kulaklığımız sağ tarafından. İsterseniz sol tarafı da ayarlayabilirsiniz. Gürültü modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Evet şu anda bağlandı. Bu uygulamasına geliyorum. Buradan şöyle yaparsak AirPods kasa kısmına geliyorum ve ses çal diyorum. Bu şekilde kulaklıklarınızı eğer teklerini de kaybettiğinizde kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Kulaklığınızın bir tekini kaybettiğinizde AirTag özelliği gibi bul uygulaması üzerinden bulabiliyorsunuz. Şimdi bir de onu deneyelim. Mesela sağ kulaklığı kaybettiğimizi varsayalım ve şöyle sinyal aranıyor dedi bize. Şöyle de göstereyim. Evet AirPods'unuz yakında arayın diye bir simge çıkıyor. Hatta şöyle ses çal diyebiliriz.
Evet, böyle bir ses geliyor. Tabii bu sağ kulaklık için geçerli. Sol kulaklığı da isterseniz yine aynı şekilde sinyal arayıp bulup buradan ses çal diyebiliyorsunuz. Evet, sol kulaklıktan da şu anda ses çal özelliği bu şekilde çalıştı. Kasayı bulamadı açıkçası. Bilmiyorum, belki de farklı bir nedeni vardır. Evet, bu özellik de bu şekildeydi. Videoya devam edelim. Bir de Bluetooth kısmında birkaç özellik göstermek istiyorum sizlere. Bluetooth'tan eşleştiriyorum kulakları ve iyi simgesine basıyorum. Dilerseniz bu arada iyi simgesine basmanıza gerek yok. Şurada üst kısımda şu anda görüyorsunuz. Özmen AirPods Pro olarak gözüküyor. İsterseniz cihazınızın adını buradan dilediğiniz gibi kulaklığın adını değiştirebiliyorsunuz. Buradan da gürültü denetimi, az önce bahsettiğim gibi isterseniz kulaklık üzerinden, dilerseniz de buradan kapalı şeffaf mod uyarlanabilir. Gürültü engelleme olarak değiştirebiliyorsunuz. Ve AirPods'u basılı tut. Hem de şu anda sağ kulaklık seçili ama isterseniz sol tarafa da farklı modlar buradan ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Mesela sol kulaklığı Siri atadım şu anda. iPhone'a bağlan otomatik bende şu anda çalışıyor bu özellik. AirPods'unuzu aldığınızda muhakkak iyileştirilmiş pil şarjı açmanızı tavsiye ederim. iPhone'lardaki özellikle aynı şekilde çalışıyor. %80'den sonra yavaş şarj etmeye başlıyor ki pil sağlığını iyi yönde etkilesin. Bul ağında muhakkak göstermesini ve açık tutmanızda yarar var. Kulaklığınızı varsayalım ki kaybettiğinizde kolaylıkla bulmanızı yarıyor. Hatta ben şöyle bir hikaye bahsetmek istiyorum kısaca sizlere. Bir arkadaşım bir gün parkta kulaklığını kaybediyor ve kulaklığını ve telefonunu çaldırıyor açıkçası. Bana başka bir telefon üzerinden ulaşıyor. Telefonumu ve kulaklığımı kaybettim. iCloud şifremi versem bakar mısın demişti. Tabii bu benim yakın arkadaşım. Başka insanlar size iCloud şifresini kolay kolay vermez ya da güvenmeyebilir açıkçası. Dediğim gibi çok yakın arkadaşım olduğu için ona yardımcı olmak istedim ben de. Ve bir şekilde biz de Bul uygulamasına girerek uzaktan kulaklığı başka bir yerde, telefonu başka bir yerde bulmuştuk. Bu da böyle bir anımdı. Sizlere de bahsetmek istedim. Sınırlı garanti olduğu yazıyor ürünün. 25-10-2024 yılına kadar garantisi devam ediyor. Buradan onu da görebiliyorsunuz. Çok güzel. Bağlantıyı kesti. Bu aygıtı unut diyebilirsiniz. Farklı birine eğer bu ürünü satacaksanız ya da verecekseniz. Model adını, sürüm numarasını, seri numarasını ve sürümünü buradan görebiliyorsunuz. Peki kulaklıkları nasıl güncelliyoruz diye soru gelebilir. Bunu da aslında şu şekilde, kulaklığınızı ya önceden bağlayıp biraz müzik dinlemeniz gerekiyor ya da şarja takıp iPhone'unuza yakın bir yere koyduğunuzda otomatikman zaten güncellemeleri kulaklık alıyor açıkçası. Hani bununla ilgili bir test yapıp gösteremiyorum maalesef. Ben geceden şarja takıyorum ve sabah kalktığımda güncellemesini yapmış oluyor. Zaten çok sık güncelleme almıyor bu kulaklık açıkçası. Bir de kulaklık ucu uyum testi. Bunu da muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü kutumuzdan 3 beden kulak uçları çıkıyor. Small, medium ve large olmak üzere. Ben mediumları kullanıyorum. Hatta şu anda şöyle göstereyim size. Kulak ucu testi diyor. Şöyle hemen kulaklıklarımı takıyorum ve kulak ucu uyum testi. Burada zaten sizlere bazı bildirimleri gösteriyor size. Şu anda sağ ve sol kulaklığın kulağıma tam oturduğunu ve bir müzik çalıyor şu anda. Testi devam ettiriyor. Çıkarmayın dedi. Evet. Kulak ucu uyum testi tamamlandı dedi. Şöyle göstereyim sizlere de. Kulak uçlarının uyduğunu bana söylemiş oldu cihazım ve bitti diyorum. Bu şekilde bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Onun dışında açıkçası çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Bu kulaklık gayet iyi. Fiyatı tabii ki maalesef ülkemizde biraz pahalı açıkçası. Apple Watch'unuz varsa ya da bir MacBook'unuz varsa cihazlar arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela MacBook'unuzda bir iş yapıyorsunuz diyelim. Hemen bir telefonunuzdan arama geldi. Otomatikman isterseniz bilgisayarınızı aktarıp kulaklığınızla buradan görüşmenize devam edebiliyorsunuz. Dilerseniz de zaten telefonunuzla görüşmeye devam edebilirsiniz. Gerçekten hafif bir kulaklık. Hem kulaklığın kendisi hem de kasası gerçekten çok hafif. Böyle cepte de çok fazla potluk yapmıyor. Çantanıza vesaire koyarken de biraz dikkatli olmanız lazım. Kılıfla kullansanız da muhakkak çiziliyor. Şöyle göstereyim. Detaylarda da göreceksiniz. Muhakkak bu kulaklığın kasası ve kulaklıkların kendisi çiziliyor maalesef. Bunu engel olunamıyor. Apple da bu yönde bir çözüm bulmuş değil açıkçası. Ama bu şekilde de güzel bir yaşanmışlık oluyor kulaklığımızın üzerinde. Yani birinci nesil kulaklığı kullanıyorsanız zaten ikinci nesle de geçmeye gerek yok. Ama ses izolasyonu anlamında da gerçekten çok büyük yenilikler var ikinci nesilde. Gerçekten zaten ben de uzun bir süre birinci nesil kullanmıştım. Dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi, birinci neslin videosu ve ikinci neslin videosu kanalda mevcut zaten. Açıklamalara da ve yukarıya kartlara ekleyeceğim. Zaman zaman maçlarda ya da etkinliklerde taktığım zaman gürültü engelleme modu çok iyi çalışıyor. Çok gürültülü ortamlarda. Uçakta da test ettim daha öncesinde bu kulaklığı.
odaklı. Kabin basıncını çok az hissediyorsunuz ve işte bebek ağlama sesleri olsun, insan sesleri olsun gerçekten gürültü engellemesi çok iyi çalışıyor. Benim çok beğendiğim bir kulaklık. Hani oyun için çok uygun bir kulaklık değil. Eğer oyun oynayacağım ve ben de hani iPhone kullanıyorum, ne gibi bir kulaklık önerirsin derseniz, AirPods aslında oyun için üretilmiş bir kulaklık değil. Ama yine bir seviyeye kadar yeterli olabilir. Profesyonel çözümler için de farklı tarzda kulaklıklara geçmenizi öneririm. Şimdi dilerseniz bir de ses performansına geçelim. Hani müzik dinlerken biraz bu ses olayını anlatmak açıkçası zorluyor beni. Ses anlatmak gerçekten videolarda zor oluyor. Bir ses kaydı alayım dilerseniz. Ses kaydında size kulaklığın ses performansından bahsediyor olacağım. Şimdi şöyle yapalım. Telefonumdan sesli notları açıyorum ve AirPods'umu bağlıyorum. Şu anda sesimi AirPods Pro 2. nesil üzerinden duyuyorsunuz. Umarım sesim sizlere iyi geliyordur. Bu video AirPods Pro 2. nesil kullanım testinden sizlere bahsediyorum. Bir de şöyle yapalım. Bir video çekeyim. Şöyle. Şu anda sesimi AirPods Pro 2. nesilden duyuyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bu videonun amacı AirPods Pro 2. nesil uzun kullanım test videosu. Umarım sesim sizlere iyi bir şekilde geliyordur. Kulaklığımızın iç mekandaki ses performansı bu şekildeydi. Sesin üstüne basıyorum ve AirPods'umuzu bağlıyorum. Dilerseniz AirPods'unuzun sesini de paylaşabiliyorsunuz. Farklı AirPods'larla da dinlediğiniz müziği ya da filmi, artık neyse, videoyu ses olarak paylaşabiliyorsunuz. Denetim merkezi kısmını açtım yukarıdan aşağı kaydırdığımda ve AirPods'umun üstüne basılı tuttuğumda sol tarafta gürültü denetimi kısmını görüyorsunuz. Buradan kapalı, şeffaf mod uyarlanabilir ve gürültü engelleme olarak ayarlayabiliyorsunuz. Uyarlanabilirlik aslında yeni geldi iOS 17 ile birlikte. Uyarlanabilir mod, işte siz müzik dinliyorsunuz ya da video izliyorsunuz. Karşınızdaki kişi size bir şeyler anlatmaya başladığında ve siz onu dinlediğinizi anladığında kulaklığınız otomatikman müziğin sesini kısıyor. Biraz daha dikkatinizi karşı tarafa vermeniz için ve bence güzel sohbet farkındalığını da muhakkak açık tutmanızda yarar var. Karşı taraf size bir şeyler anlatıyorsa, yoksa bu modu kullanmanın açıkçası çok bir mantığı yok. Stereo'yu uzamsal, buradan da kapalı, sabit ve kafa izleniyor olarak yapabilirsiniz. Sanki 360 derece müzik dinliyormuşsunuz gibi bir hissiyatı oluyor. Bu da güzel bir özellik ama açıkçası çok da kullandığımı söyleyemem. İsterseniz canlı dinleme özelliği de var. Buradan birçok şeyi görebiliyorsunuz. Şuradan şöyle kulaklığımın ses seviyesini görebiliyorum, %92. Arka plan sesleri de, burada yine bir müzik dinliyorsunuz diyelim. Arka fon sesi geliyor. İşte şelale, yağmur, gök gürültüsü, dengeli gürültü gibi vesaire. Can dinleme de direkt telefonu bir yere koyduğunuzda otomatikman karşı tarafı dinleyebiliyorsunuz. Biraz casus modu gibi bir şey ama bunu iyi yönde de kullanırsanız, işte bir bebeğiniz varsa bir odada telefonu bırakırsınız. Kulaklığınızı da takıp hani ağladığında vesaire dinleyebiliyorsunuz. Konuşma yükseltme de, işte dediğim gibi, yine karşı tarafa bir şeyler anlatıyorsanız o zaman yine müziğin sesini ya da ses seviyesini düşürüyor diyebilirim. Dediğim gibi bunlar benim kendi görüşlerimde. Bir eksisi daha var kulaklığımızın. Açıkçası karşı tarafla telefon görüşmesi yaptığımda bazen gürültü engelleme modu olduğunda sesimin çok iyi gelmediğini, neredesin, sesini çok iyi alamıyorum gibisinden geri dönüşler aldığım oldu ama şeffaf modda ya da kapalı modda aldığımda herhangi bir problemle karşılaşmadım. En azından karşı tarafların görüşleri bu şekilde oldu. Onun dışında da gerçekten çok iyi bir kulaklık. Severek de kullandığım Apple'ın en iyi aksesuarlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha sonrasında da Apple Watch geliyor. Benim bu kulaklıkta gördüğüm artılar eksiler bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalda ne tarzda içerikler görmek istersiniz? Bunları da mutlaka yorumlara yazıp bana belirtebilirsiniz. Geri dönüşlerinizi bekliyor olacağım. Ben tabii ki bir odofil ya da ses mühendisi değilim sonuçta. Bunlar benim kendi geri bildirimlerimi sizlere bahsetmek istedim. Daha fazla uzun kullanım testi videosu gelmesini istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada hangi marka kulaklığı da kullandığınızı yorumlarda muhakkak bahsedebilirsiniz. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.